Merhaba, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırladığı Şehir Hepimizin programında Yıldırım Şentürk'le birlikte Goffman'ı konuşmaya devam ediyoruz. Merhaba hocam. Merhaba Seval. Yıldırım hocayla en son yine Goffman'dan bahsetmiştik ve Goffman üzerine bir program yapacağımızı daha söyleyip Goffman'ın Total Kurumlarından ve Tımarhaneler adlı kitabından bahsedeceğimizi söylemiştik. Hocam isterseniz geçen programa hani kısaca bir bu programla bağlantı kurmak için geçen programda ne konuşmuştuk, bu programda neden bahsedeceğiz onunla başlıyor. Tabii. Bir önceki programda dramatürji üzerine konuşmuştuk. Goffman'la özdeşleşmiş olan bir kavram ve bunun üzerinde özellikle benliğin sunumu meselesini, yani gündelik hayatın içinde benlik çeşitli etkileşimlerde, karşılaşmalarda kendini nasıl sunar? Ve çoğu zaman da bir dramatürji gibi rol yapma üzerinden tasvir ediyor Goffman. Ve tabii o zaman gündelik hayata baktığımızda aslında bir sürü etkileşim var. Bütün bu etkileşimlerde insanlara karşı böyle bir dramatürji gerçekleştiriyor. Ama daha sonraki çalışmasında, yani çok çok farklı alanlara dahil olduğumuz için daha sonraki çalışmasında şöyle bir şey yapıyor. Peki bir insanlar belirli bir yerde uzun bir süre kalırsa ne olur? Daha sınırlandırılmış, kontrol edilmiş bir yerde etkileşime girerse benliğini nasıl etkiler? Ve tımarhaneler çalışması tam böyle bir şeye denk geliyor. O yüzden de ilginç, yani bir önceki çalışmadan sonra Tımarhaneler adı altındaki çalışmada kişinin bütün davranışlarının etkileşimi kontrol edildiği yerleri incelemek istiyor. Bunun içinde şöyle bir şey var. Hemen hızlıca geçiş yaptım ama 1955'te bir yıllık bir etnografik çalışma yapıyor. Washington'da bir devlet hastanesi, akıl hastanesi. Ama oldukça da büyük bir hastane. Onu da özellikle belirtmek lazım. Çünkü bütün o tartışma açısından önemli. 2500 hastası var. 7500 hastası var. 2500 personeli olan büyük bir hastane. Ve burada bir yıllık bir etnografik çalışma yapıyor. Ondan sonra 4 yıllık bir araştırmadan sonra da total kurumlar üzerindeki tımarhane veya bazen barınaklar diye çevriliyor çalışmasını tamamlıyor. Bugünkü konumuzda o olacak. Yani total kurum nedir? Goffman bunu nasıl tanımlıyor? Ama neye dayanıyor dersek bu akıl hastanesinde yaptığı çalışmaya dayanıyor. Tımarhaneler burada nasıl bir yer işgal ediyorlar? Şöyle bir şey olarak tanımlıyor. Yani total kurumu toplumdan belirli bir süre koparılmış birbirine benzer kişilerin bir idare altında gündelik yaşam döngüsünün kontrol edildiği yer. Ve böyle bir tanım yaptığımızda aslında bir akıl, kendisinin çalıştığı akıl hastanesi de bir total kurum. Askeriye veya yatılı okullar veya bir manastır. Bütün bir sürü farklı yerlerde, yani belirli bir kesimdeki insanın uzun süre kaldığı, bir yönetim altında kaldığı yerleri dahil ediyor. Ve bunları da kategorilendiriyor. Bazen yardıma muhtaç insanların olduğu yerler var diyor. Mesela huzur evleri bir total kurum. Bazı yerlerde yine yardıma ihtiyaç var ama aynı zamanda toplumunu bir risk olarak, sorun olarak görüyor. Mesela verenler üzerine olan bir şeyde, değil mi? Akıl hastaneleri üzerine, cüzdanlar üzerine olan yerlerde veya doğrudan tehdit olarak görüyor. Mahkumların olduğu hapishaneleri düşünelim. Meslek amaçlı yerler var. Askeri okulları düşünelim. Yatılı okullar, değil mi? Orada aslında bir eğitim almaya yönelik bir şey olabiliyor. Veya dünyevi işlerden el çekilen yerler var. Daha dinsel olan. Birbirinden farklı kurumları bir araya getiriyor total kurumlar. Ki bu da mesela şöyle bir şey yapabilirdi. Akıl hastanesi ve hapishaneyi birlikte inceleyebilirdi. Ama ne yaptı? Birden yatılı okulu da buraya dahil etti. Ki çoğu zaman insanlar bir de bazen de para verip gidiyor yatılı okula. Onu da bir total kurum olarak görüyor. Çünkü bu arkasında nasıl bir şey var? Buraya insanlar geliyorlar ve bu kurumun içinde dönüşüyorlar. Benlikleri, kimlikleri dönüşmeye başlıyor. En azından kurumun böyle bir niyeti var. Dönüştürme. O yüzden de şöyle diyor, bu kurumlar kişileri değiştirmeye yönelik seralardır. Bu da kendisi için neden kıymetli? Benlik denilen şey ne? Ona dair dışarıdan bir müdahale olunca benlik nasıl bir yanıt veriyor? nasıl dönüşüyor mu gerçekten? Mesela yeni kurum alınca tamamen dönüştürebiliyor mu? Yoksa benliğin bir ona karşı çıkışı mı var? Tüm mesele de bu zaten. Goffman açısından önemli olan kısmı. Hocam peki tımarhaneler üzerine özellikle çalışmasının bir ne diyeyim sebebi nedir? Yani biraz önce söylediniz ya işte bunları birlikte incelemiyor mesela diye. Evet. Ve çok büyük bir işte 7500 kişilik bir akıl hastanesinde yapılan bir çalışmadan bahsediyoruz. Neden özellikle tımarhaneler? Çünkü işte sonradan mesela Foucault'un da buna dair evet. çalışmaları var. Aslında yani 1960'lara gelince hem hapishaneler hem akıl hastaneleri daha çok gündemde oluyor ve tartışmaya başlanıyor. Özellikle kurumsal yapısı, dayandığı disiplinin yaklaşımları falan eleştirilmeye başlıyor. Ama Goffman bu açıdan aslında biraz öncül bir çalışma yapıyor. Yani o 1955'te yapıyor. Mesela daha Foucault'un falan araştırma yapmadığı bir dönemde. Ama şöyle bir dönem var. Yani o dönemdeki psikiyatri, akıl hastalarıyla müdahale etme yöntemleri yavaş yavaş da dönüşmeye başladığı bir zamana denk geliyor. Mesela biraz önce bahsettiğim rakam yani 7500 kişinin olduğu bir hastaneden ki bu alttan alta kurumun aslında bu sorunları çözemediğini vurgulayan bir yaklaşım var Goffman'da da. Yıllar içinde sayı gittikçe düşecek. Yani 1600 hastanın olduğu, en son 600 hastanın olduğu bir kuruma dönüşüyor. Bu kadar büyük bir kurum gittikçe küçülüyor ve hala binası büyük olduğu için. O yüzden biraz erken başlamış. Daha erken bir dönemde yapılan bir tartışma. O yüzden de etkisi daha fazla zaten. İlk tartışmalar açın. Hatta bazı şeyleri eleştiriliyor yaklaşım olarak. Ama öyle bir çalışma olduğu için de kabul görmüş, dikkat çekmiş bir yanı var. Kişisel olarak neden orayı seçtiğini bilmiyorum. Yani özellikle neden seçti? Çünkü bir de herkes giremiyor aslında. Yani anlatılan bir şey. Oradaki doktorlardan biri mesela Goffman'a büyük olanaklar sağlıyor. Bir yıllık etnografya yapması için. Ve oranın sanki bir personeliymiş gibi kurumun içinde gezebiliyor, hareket edebiliyor. Bu da önemli bir şey. Yani çoğu kurumun izin vermeyeceği bir şey. 12 ay bir kişi içeride bir fiil etnografik gözlemde bulunuyor. Oradan da şöyle de bir yorum yapabiliriz. Aslında kurumun kendisi de hafiften sorgulamaya başlamış işleyişini, içeriğini. Ki bir 10 yıl içinde bile sayı çok hızlı biçimde düşmeye başlıyor hastanede. Şimdi biraz istersen böyle neyi anlatmak istiyor? Total kurumda özellikle bir araya getirerek neyi anlatmak istiyor? Onu tartışalım. Yani bütün mesele neydi? Buraya gelen kişilerin benliklerini dönüştürmeyi hedefliyor. Kurumlar, total kurumlar. Ama şöyle bir şey de söylüyor. Aslında çoğu zaman bu kurumlar bir kültürel zafer hedeflemiyor. Yani kişinin önceki kimliği var, ona karşı, onu yok edip yepyeni bir kimlik yaratmak istemiyor. Onun yerine bir gerilim yaratmak istiyor. Senin önceki kimliğinle, yani daha önceki var olan kimliğinle, kültürünle şimdiki arasında bir gerilim yaratmak. Ve bununla aslında kişinin benliğini aşağılamayı hedefliyor. Aşağılıyor ve o benlik, o gerilimle beraber kişinin benliğinin aşağılandığı bir süreç yaşıyor. Ve bu daha ilk başta total kuruma girmeyle başlanan bir süreç. Ve orayı çok detaylı biçimde anlatıyor. Yani ve ilginç biçimde mesela dediğim gibi çoğu zaman şöyle bir şey yapılır. Aslında böyle bir yatılı okulla bir hapishane aynı yerde incelenmez çoğu. Ama Goffman bütün bunları total kurum aldığında şunu göstermeye çalışıyor. Bir hapishanedeki bazı uygulanan teknikler aslında yatılı okulda da uygulanıyor. Akıl hastanesinde de uygulanıyor. Ve şöyle sıralıyor. Öncelikle bir geniş dünyayla arasına bireyin bir engel konuluyor. Oraya girer girmez siz mesela artık ziyaretçileriniz gelememeye başlıyor. Dışarıdaki dünyayla işte telefonla görüşememeye başlıyorsunuz. Ondan sonra kabul işlemleri başlıyor. Ve bu kabul işlemlerinde böyle kırpma, yeniden programlama dediği bir süreç yaşanıyor. Yani sizin ilk girdiğinizde bir hizaya getirme hedefi var. Bu ne? Yani kurum gücün kendisinde olduğunu, kontrolün kendisinde olduğunu hissettirmeye çalışıyor. Mesela ilk girişte bile birazcık siz normal davranışlarınızda bulunuyorsunuz. Orada görevli kişi kimse fırçalayabiliyor. Değil mi? Sıraya geçin diyor. Aşağılayabiliyor. Bütün bunların amacı ne? Burada kurallar farklı. Çoğu zaman mesela hapishane şeylerini düşünün, böyle filmlerindeki temel şey, herkesin içeriye giriş seremonisini anlatmak. Geliyorlar, üzerlerindeki kıyafetler çıkarılıyor, standart bir kıyafet giydiriliyor. Bütün bunlar ne yapıyor? Sizin önceki kimliğinizde aranızdaki bağı kopartıyor. Ve sıradanlaşıyorsunuz veya bazen numara veriliyor. Sadece bir numaraya dönüşmeye başlıyorsunuz. Ve bir nesneye dönüşüyorsunuz. Yani siz artık o kurumun nesnesisiniz. Sizi bir şekle sokacak. Saçınız kesilecek, kıyafetiniz değişecek. Belki de işte 6 saatte bunlar gerçekleşecek. Duş alacaksınız değil mi? Yepyeni bir şekilde bir yere geçiyorsunuz. Bütün bunlar sizi artık incelenen, takip edilen, bakılması gereken bir nesneye doğru dönüştürüyor. Ve mülksüzleşme dediği bir şey var. Yani kişinin ad soyadını kaybetmesi, yeni eşyalar verilmesi, özel eşyaları, kimlik setlerinin elinden alınması. Yani her kişinin kendine has böyle özellikleri var. İşte makyaj malzemesi olabilir bu. Sevdiğiniz bir kıyafet, kullanmayı sevdiğiniz bir bardağınız. Bütün bu özel şeyler, kimlik setleriniz elinizden alınıyor. Ve bazen de damgalama da yapılıyor. Yani bulunduğunuz kuruma göre bir işaretiniz oluyor. Yani dışarıdan gördüğünüzde bile hemen anlayabiliyorsunuz. Değil mi? Yani bu bazen kıyafet şeklinde olabiliyor. Bazen vücuda bir şey işaret konmuş olabiliyor. Veya saç modelinizden vesaire. Çok çabuk anlaşılabileceğiniz bir damgalanma gerçekleşmiş oluyor. Ve yavaş yavaş bireyin gündelik hayatı kendisine yabancılaşmaya başlıyor. Yani hayatınızda artık böyle siz yönlendiremiyorsunuz. Ve neyi ne zaman harcayacağınızı da bilmiyorsunuz. Saatlerce bir yerde bekleyebiliyorsunuz. Ve, değil mi? Çağrıldınız, bir yere toplanma alanına geldiniz, bekliyorsunuz. Hiçbir şey yapılmıyor. Sizin için normal şartlarda anlamsız bir şeydi. Ama siz o kurumun içinde o saatte ne bileyim 3 saat orada oyalanması gereken bir şeysiniz. Ve birden o eski zaman anlayışınızda yeni geldiğiniz bu kurumdaki zaman anlayışı değişmeye başlıyor. Bütün bunlar sizin kendinize yabancılaşmanıza sebep oluyor. Veya angarya işler veriyorlar. İşte gidin sokaktaki izmaritleri toplayın veya şurayı yeşillendirin, değil mi? Bazen böyle bir işler veriliyor ve neden olduğunu bilmiyor veya kurumuş otları toplayın gibisinden. Bakın bütün bu angarya işler aslında ne olmaya başlıyor? Sizin ne zaman ne yapacağınızı başkası kontrol etmeye başlamış oluyor. Bütün bunlar o mülksüzleşmenin bir parçası gibi kimliğinizden yavaş yavaş kopabilmenizin bir şeyi olmaya başlıyor. Bunun ötesinde kirletici teşhir dediği bir mesele de var. Yani kişinin yavaş yavaş o kimliğine dair ki saldırılar da olabiliyor. Bunların bir kısmı fiziksel de olabiliyor, sözel de olabiliyor. Veya mesela sizin kendinize ait bir hijyen kontrol alanınız var. Buraya da müdahale edilebiliyor. Bu en basit halini mesela herkesle beraber banyo yapmak bunun bir parçası olabiliyor. Görünür olabilmek. Bazen bütün özel mektuplarınızın, haberleşme şeylerinizin personel tarafından biliniyor olması. Değil mi? Veya daha da serti tecavüzler, tacizler. Bütün bunlar da kirletici teşhirin bir parçası. Çok daha geniş kapsamlı biçimde anlatıyor. Ve bunları anlatırken mesela bazı yerler daha böyle olağan görünebilir. Hapishanelerde bunlar oluyor diye bakabiliriz. Ama aslında neyi gösteriyor? Ve farklı kurumlarda benzer şeyler işliyor. Teknikler işletiliyor. Yani işte hırpalamak için karşıdakinin o kendisine olan saygısını hırpalamak için birden diyorlar ki yere yatın sürünün. Siz çamurda sürünmeye başlıyorsunuz ve hiçbir anlamı yok. Değil mi? Sizin için neden olduğu belli değil. Akşam bütün günü öyle geçireceksiniz falan. Bütün bunlar teknik olarak kurumlarda kullanıyor. Ve ilginç bir şey de işte bu incelemelerini yaparken bir yandan tabii ki akıl hastanesindeki deneyimi var. Ama onun ötesinde diğer kurumlarda aslında çalışmamış doğrudan. Orada da çok değişik materyaller kullanıyor. Güntler, romanlar, gazetedeki yazılan haberler, raporlar, bütün bunlardan parçalar alarak, kendisinin bu tartışmasına uygun olan kısımları alarak aslında benzer şeylerin, mekanizmaların, tekniklerin diyelim farklı total kurumlarda kullanılabildiğini gösteriyor. Ve şöyle bir şey geliyor. Aslında bütün bununla da böyle kişisel eylem ekonomisi dediği bir şey var. Yani kişinin neyi nasıl yapacağını karar verdiği şeyi kaybetmeye başlıyorsunuz. Kendiniz yapamıyorsunuz. Yani mesela tuvalete gitmek denilen basit şey bile artık başkası kontrol ediyor. Ne zaman gideceğinizi, nasıl gideceğinizi. İşte bir hastanın şeyi var. Diyor ki beni en çok hırpalayan şey personel sana çok az bir tuvalet kağıdı veriyor. ve sana o yetmesi gerekiyor. 2 yaprak veriyor, kullan diyor. Bakın en basit bir şey bile aslında birden başkası karar veriyor. Ne zaman oturacaksın, ne zaman çalışacaksın. Ve zaten total kurumların önemli bir özelliği normalde birbirinden ayrı olan pratikler. Yani çalışma, uyuma, eğlenme, bütün hepsi bir yerde yapılmaya başlanıyor. Hepsini biz bir yerde yapmaya başlıyoruz ve bunları bir kurumun gözetimi, kontrolü altında gerçekleştiriyoruz. Ve çoğu zaman mesela siz uyuma, eğlenme vesaire bunları ayrı ayrı yerde yaptığınızda bir sürüsü çok olağan biçimde gerçekleşiyor. Ama birden düşünün 2000 kişinin bütün bu faaliyetlerini biz yönlendirmeye başlayalım. Kurum olarak yönlendirmeye başlayalım. Kim ne zaman yatacak, ne zaman yemek yiyecek, ne zaman eğlenecek, eğlenmenin içeriğinde ne olacak? Bir kurum işin içine girdiğinde bu işte bireylerin kişisel eylem ekonomisini kontrol altına almak gibi bakıyor. Aslında şöyle bir şey diyor, ideal bile olsa, ideal bir kurum bile olsa gerçekleştiremez aslında. Çünkü belirli bir rasyonellik üzerinden çalışmaya başlıyor. Amacı ne? 2000 kişiyi doyurmak bir saat içinde. Amacı ne? Şimdi düşünün 500 kişi yatıyor, 500 kişi ayakta, 500 kişi bunu yapmış, kontrol etmek zor. Kurallar koyuyor. Herkes şu saatte yatacak diye. Yani kıymetli kısmı bu. Bu kurumsal mantık, büyük mantık, herkesi bir araya getirdiğinde iyi niyetli bile olsa aslında sorunlar yaşamaya başlıyor. Mesela bazı kurumlarda sanki olağanmış gibi, zaten cezalandırmanın parçası gibi olarak düşüyor ama benzer şeyi yatılı okulda da görebilirsinize getiriyor. Fabrikalarda da öyle aslında. Öyle değil mi hocam? Fabrikalarda büyük kurumlar. Bir de sizin bu anlattıklarınızda şöyle bir şey de var. Yani dışarıda işleyen bir hukuk sistemi var aslında. Yani bir sistem var ama içerisi kendi hukuk ve adalet sistemini yaratıyor aslında. Yani içerisi ve dışarısı arasındaki farklılık dışarıya rağmen yeni bir düzenleme ve tamamen kontrolle birlikte kuralların ve sistemin de kuruma göre belirlendiği bir yer haline dönüşüyor. Değil mi? Evet. Yani oradaki idari personel onun kurumun isteğini çalıştırmaya başlamasıyla gerçekleşen bir şey var. Hatırlattı, iyi oldu çünkü şöyle bir şey de var. Yani mesela normal şartlarda Goffman'ın bu şeyini yazılsa, işte kurumlar böyle işte diyor, muhtemelen Türkiye'de hemen karşı çıkarlar. Hayır, bizim falanca mevzuatımız, yönergemiz var. Bu yönergeler doğrultusunda çalışıyoruz, bu dediklerimiz gerçekleşmedi denilebilir yani. Goffman burada değil, bakın hiçbir mevzuatta şuna buna değinmiyor. Hapishanelerdeki mevzuat ne, yatılı okullardaki mevzuat vesaire, yönetmelik ne falan, hiç bunlara değinmiyor. Kurum denilen şey ortaya çıkınca, büyük bir kurum ortaya çıkınca ve bu insanların bütün faaliyetlerini kontrol edince ne oluyor kısmını tartışıyor. Kıymetli olan kısmı burası. Yani burayı anlamaya çalışıyor. Yani belki o andaki yönetmelikte zaten öyle kirletici teşhir yasak. Değil mi? Yasal olarak yani kurumun içindeki yasada da yok. Ve sorsan hayır öyle bir şey yapmadım diyecekler belki. Ama buradaki arkada nasıl bir şey var? Kurum tırnak içine patron benimi hissettirmek istiyor. Ve bunu hissettirmek adına yaptığı hamleler var. Ve daha ilerleyen kısmı zaten o yüzden personeli de inceliyor. Yani personel bir yandan karşıdakine bir insan gibi bakmayı hedefliyor. Ya bunlar insan ve belirli hakları var gibi. Ama bir yanıyla da bunlar ancak bundan anlıyorlar. Doğru giden bir yaklaşımı var. Yani kapatılmış kişileri bir nesne olarak görmeye başlıyor. Ve kurum ne istiyor beni? Bunları düzene sok. Ha, tamam o zaman sokmam gerekiyor. Bu iki dilema açısında gidip geliyor personelde. Yani anlamaya çalıştığı kısım, yani tam bunun zıttı bir sürü kurum bulunabilir. Nasıl oluyor da bu kurumlar, yani yönetmeli sahile olmasa bile olmadan altta böyle bazı şeyleri güçlü tutuyorlar. Hocam peki bu sizin söylediğiniz işte kimlik setlerinin ortadan kaldırılması bireyselliği de ortadan kaldıran bir şeye dönüşüyor değil mi? Nesneleştikleri andan itibaren aslında ortada sunulacak bir benlik de kalmıyor. Şimdi gidişat o ama neydi mesele? Yani hiçbir zaman bir zafer kurmaya çalışmadı diyor. Yani A kimliğini yok edip B kimliğini kurmak diye gerilim yaratmak. Ve hatta o yüzden de böyle ayrıcalıklar sistemi dediği bir kavram var. Buna olanak sağlıyor diyor. Orada da şöyle bir şey var. Ayrıcalıklar sisteminde sizin elinize bir sürü şey alındığında Birden her şey kıymetli hale gelmeye başlıyor. Mesela basit bir içinde bir çay içmek. Birden bir total kurumun içinde kıymetli bir şeye dönüşebiliyor. Ve tam da bunu kullanarak kurum veya personel size ödüllendirme, cezalandırma yapabiliyor. Diyor ki tamam işte sen çok akıllıydın, sana çay vereceğim diyor. Değil mi? Veya çay içeceğin an var çok kıymetli sizin için. O anda birden çay vermiyorum bugün diyor. Veya 5 dakika dışarıya çıkmak denilen şey kıymetli. 5 dakika serbest gezme anım var. Kızdığında onun kıymetli olduğunu da bildikleri için tekrar onu alıyor. O ayrıcalıklar sistemi denilen şey aslında önce seni yoksunlaştırıyor. Yani normal dışarıdaki hayatında olağan olan şeyler birden kıymetli olmaya başlıyor. İşte biraz daha konforlu bir yatak. İşte uyurken ışıkların söndürülebilmesi vesaire. Bütün bunlar birden ödüllendirmeye ve şeye başlıyor. Bir ödül veya ceza mekanizmasına dönüşmeye başlıyor. O yüzden de benlik var. Tam da onu vurgulamak istiyor. Benlik hala var ve zaten şöyle bir şey söylüyor. Benlik karşıt, bir şeylere karşı çıktıkça olabilecek bir şey. Yani bir kuruma, bir idareye, bir yönetime karşı çıktıkça siz benliğinizi tanımlıyorsunuz. Ve hiçbir zaman şunu savunmuyor. Yani bireyler doğrudan kurumun yönlendirdiği şeyi içine dahil olurlar demiyor. Aksine o süre, onun için kullandığı şey ahlaki kariyerde bir kavram var. Yani kişinin yaklaşımının, kimliğinin, kültürünün zaman içindeki değişimini inceleyen bir şey. Bakın birden ne yaptı? Mesleki bir şey gibi, kariyer gibi bir şeyden değindi. Bu değişiyor. Kurumdan önce vardı. Kuruma geldin. Kurumun içinde bile süreç değişiyor. Yani siz tamamen böyle bütün bu baskılarda geriye çekilebilirsiniz, kapanabilirsiniz. Karşı çıkabilirsiniz, itiraz eden bir kişiye dönüşebilirsiniz. Yerleşme dediği, onun o kurumun içinde kendinize böyle bir alan bulabilirsiniz. Hatta böyle yalaka bir tipe de dönüşebilirsiniz. Dönüşüm dediği şeyde bütün kurallara uymuyor. Hafiften de oradaki şeyleri yerine getiriyor. Yalakalık, ispiyonculuk vesaireyi de yapabiliyor. Bakın bir sürü farklı konumlanış var Goffman'a göre. Ve kişi de mesela yani hem kişiler farklı biçimde konumlanabilirler bu sürece, artı kişinin kendisi de zaman içindedir. İlk başta itiraz eden birisindir. Belirli bir süre sonra birden kolonileşme dediği, yerleşme dediği süreci yaparsın. Artık o kurumun içinde kabullenirsin bir şeyler. Yani bireyin de değişiyor tutumu. Ve hiçbir zaman bu tamamen reddiye, tamamen kabul gibi bir şey yaşanmıyor. Eğer öyle olsaydı o zaman da kurum ne, kurumun özelliği ne? Bu özellik getirecek. Yani ne yapıyor? Bir hapishane mahkumu alıyor, ıslah ediyor. Değil mi? Yatılı okul eğitiyor. Akıl hastanesindeki kişiyi zihinsel olarak geliştiriyor diyelim. Bütün bunları da gerçekleştiremediğini söylüyor zaten. Yani benliğin o dönüşümünü gerçekleştirme ve alttan alta vurguladığı şey zaten böyle bir hedefi de yok bazı kurumlar. Peki hocam bu içerisi ve dışarısı arasındaki uyum nasıl sağlanıyor total kurumlarda? Çünkü sonuçta bir total kuruma dahil olduğunuz andan itibaren orada biraz önce konuştuğumuz gibi farklı bir sistem var. Evet. Yani o gerilimi yaratan biraz da bu mekanın içinde yeni bir mekan oluşturup kendinize göre o sistemi tanımlamak. Yani onun uyumunu sağlama gibi gayesi yok gibi. Ama şöyle bir şey var. İşte yani daha sonra tartıştığı önemli meseleden biri. Bireyler bir zamandan sonra buradan çıkacaklar. Ondan sonraki süreç ne oluyor? Ve orayı da aynı total kurumun içindeki gibi, nasıl ki total kurumun içinde farklı konumlanışlar oluyor, sonraki süreçte de farklı konumlanışlar oluyor. Tamamen çıkıp o önceki şeyden etkisinden zaman içinde kopan bireyler de var. Ömrünün sonuna kadar bu etkiyi taşıyanlar da var demek. Yani buna mesela damgalama denilen şeye gelmesinin sebebi de o. Akıl hastanesinde, hapishanede belirli bir süre geçirdiğinizde çıksanız bile o bir damga olarak kalıyor. Ve siz toplumun içinde hep işte hapishaneden çıktı. Akıl hastanesindeydi. Yani şu anda yaptığınız davranış bile o geçmiştekiyle ilişki kurularak anlatılıyor. Ve tam da o yüzden bir sonraki çalışması Goffman'ın damgalama. Yani örselenmiş kimlikler gündelik hayata nasıl dahil oluyor? Diğer insanlarla nasıl etkileşime geçiyor? Bunu tartışıyor. Veya bir şey, yani bir yatılı okuldan mezun oluyorsunuz, 30 yıl geçiyor, hala okulla bağınızı kuruyorsunuz oradaki insanlarla. Yani çıktığınızda bile o total kurumun bir devam eden etkisi var. Ama farklı şekillerde. Orayı sürekli canlı tutuyor ve şey de değil. Yani total kurumun içindeyken de dışarıdaki hayattan tamamen kopuk değilsin. Ama kontrol altına alınmış. Hatta oradaki bazı şeyler kıymetli oluyor. İşte oradaki görüşmeciyle bağlantı kurulabilme kıymetli bir şeye dönüşüyor. Ve bu kurumun kontrolünde olan bir şey. Tam da bunu kullanabiliyor. Sana diyor ki görüşmeci yasağı getirdim. Birden haftada bir beklediğim bir şeyi engelleyebiliyor. O yüzden var orası ama yavaş yavaş da bunun içinde kendi içinde bir dünya kurulmaya başlanıyor. O yüzden böyle kendi içinde bir adaların olduğu ölü deniz demeye getiriyor. Kendi içinde bir hayat var, pratikler var, faaliyetler var ve burada bireyler bazen de o faaliyetlere katılarak yaşayacakları o psikolojik çöküntüden kaçmaya çalışıyor. Ve bir kısmında çok anlamlı faaliyetler de oluyor. Bakıyorsunuz orada bir futbol çalışması var, bir başka bir yerde bir iş var. Siz bu faaliyetlere dahil oluyorsunuz. Onda bile amaç nasıl bir şey? Biraz kendinizi koruyabilecek alan açmak. Ve hatta öyle kişiler anlatıyor ki yani bazen oranın personelinden daha fazla çalışmaya başlamışlar. Çamaşırhanede adam o kadar uzmanlaşmış ki artık tamamen işe kaptırmış en profesyonel çalışan kişi. Ve bunun sayesinde aslında o kurumun genel mantığının dışında kendine bir alan açmaya çalışıyor. Yani aslında total kurumun, yani aslında biraz önce söylediğiniz gibi o total kurumun içinde birey de kendi benliğini ortaya koyabilmek için yeni strateji alanları yaratıyor. Ne bileyim, personelden daha başarılı bir şekilde bir iş yapmak ya da işte kendisine verilen işi biraz daha kaytararak yapmak. Bütün bunlar da stratejiler olarak ortaya çıkıyor aslında herhalde. Evet, yani bir de şöyle bir şey de var. Mesela orayı da istersen söyleyeyim, kurumsal seremoniler diye bahsettiği bir şey var. Kurumun içinde de belirli etkinlikler, faaliyetler düzenleniyor. İşte yılda bir yapılan bir eğlence, yıl sonu gösterisi, çıkan bir dergi. Değil mi? Böyle her kurumda çok da güçlü olmasa da var olan seremoniler olarak değerlendiriyor. Bunları şu yönüyle ilginç görüyor. Aslında bu seremonilerde kurumun içinde kurulan ilişkiler, mesafeler yeniden tanımlanıyor. Normalde mesela bir eğlenmede, bir partide veya bir piknikte normalde işte personelle orada kalan kapatılmış kişiler arasındaki ilişki değişebiliyor. Veya bir futbol maçı yapıldığında işte gardiyanlarla mahkumlar maç yapabiliyor. Normalde böyle bir ilişki yok yani. Veya bir tiyatro gösterisi olduğunda işte gardiyanlar, yöneticiler oturuyor, mahkumlar bir oyun sergileyebiliyor. Bütün bu seremonilerde ne oluyor aslında? Daha önce o tanımlanmış olan ilişkiler, mesafeler yeniden tanımlanıyor. Ve burada ilginç söylediği bir şey var. Yani çoğu zaman da diyor tabii bu seremoniler tek düze sıkıcı tarzda gerçekleşiyor. Yani yıl sonunda her zaman yapılan gösteriler gibi düşünüyor. Standart falan. Ama şöyle de bir ilginç yanı var diyor. Aslında bazen buralarda o ilişkiler aşılmaya başlıyor ve şöyle bir şey görüyorsunuz. Mesela mahkumlar bir tek duruyor. Bununla beraber gerçekleşenmiş. İşte dramatürji dediği yer böyle bir yeri tartışmaya açıyor. Ve total kurumda da tam bu kurumsal seremonilerin içinde aslında o sınırların aşındığı yerler, değiştiği yerler. Bu seremoni. Yani çoğu ritüel benzer şeyler ama aslında arada bir o çıkışları da gösteren bir yer. Aslında biraz şeye de benziyor hocam bu anlattıklarınız. Bahti'nin karnaval kavramına. Yani evet. Yer değiştirmeler. Herkes olabildiği, işte o performansı sergileyebildiği, bir nevi hiyerarşilerin de ortadan kalktığı. Yani yılda bir gün bile geçici olsa. Geçici bir süre olsa. Yani bütün bu her şeyin alaşağı edilebildiği bir yere çevriliyor. Şimdi yavaş yavaş yarım saatimizi doldurduk. Sonlara doğru yaklaşıyoruz. Sizin böyle söylemek istediğiniz bir şey var mı? Tımarhanelerde. Şey var, yani yine bu karşı çıkmalarla falan ilgili işte benlik teslim oluyor mu ile ilgili ikinci ayarlamalar etrafında tartıştığı şeyler de kıymetli. Bunlar her kurumun içinde aslında şöyle bir şey var diyor. Kapatılmış kişiler kendilerine yeni alanlar bulabiliyor. Bu bazen mekansal bir şey olabiliyor, bazen pratiksel bir şey olabiliyor. bunlara da ağırlık veriyor. Yani o kurumun içinde siz kendinizi yarattığınız alanlar. İşte idarecilerin kontrol ettiği bir yer vardır ama öyle bir alan vardır ki orada daha serbest hareket edebiliyorsunuz. İşte çay içmek belli bir kontrol altındadır ama bir yere gidiyorsunuzdur, orada aşçıdan çay alabiliyorsunuz. Veya daha da kurum anlamında daha da illegal olabilecek yöntemlerle de edinebiliyorsunuzdur. İçki getirebiliyorsunuzdur, başka istediğiniz şeylere edinebiliyorsunuz. Bu tip ikinci ayarlamalar sürekli var. Yani o kurumun öngördüğü kurallar, düzenlemelerin dışına çıkabilmenin yolları. O yüzden hiçbir zaman tamamen kontrol altında olan bir kurumdan bahsetmiyor. Ve kişiler de buna doğru tevessül ediyorlar. Ve şöyle bir ilginç bir şey yapıyor. Çoğu zaman kişilerin bu karşı çıkışları, özellikle hastane üzerindeki çalışmalarında vurguluyor. Aslında bir benliğin yanıtı diyor. Ama çoğu zaman tıbbi biçimde baktığımız için o kişilerin farklılıklarını görmüyoruz diyor. Mesela aslında siz onu yok sayıyorsunuz ve kişiye bir şey yaptığınız için o da size ters tepki gösteriyor. Yanıt vermiyor. Karşı çıkıyor. İnadına bir şeyler yapıyor. Bir kuruma tepki gösteriyor aslında benlik olarak. Ama karşıdan bakan nasıl yapıyor? Evet, bu hastalığın semptomu diye sayıyor. Siz diyorsunuz ben artık konuşmayacağım. Ve otur diyorlar, oturmayacağım diyorsun. Evet, böyle bir semptom da var diyor. Bunu semptom haline getirdiğinizde aslında bir benlik karşı çıkışı, ki bu ne demek? Dışarıda da olsanız yapabileceğiniz, karşı çıkacağınız bir şey, içeride de olacağınız bir şey, hastaneye düştüğünüzde birden şey olmaya başlıyor. Kendi kendini doğrulayan bir şeye dönüşmeye başlıyor. Yani tabii o dönemde niye özellikle vurguluyor? Çok uzun süre kalan, kendi rızasının dışına kalan kişiler var. Kurum bunu hastaneye dahil etmiş ve hasta olarak görüyor ve ne yaparsa yapsın çıkamıyor. Çünkü o hep bir semptom olarak bakılıyor. Onu semptom olarak bakmak yerine neyi çağırıyor? Bir benliğin karşı çıkışı olarak. O yüzden benlik normalde bir şeylere karşı çıkarak kendini tanımlar. Semptoma dönüşüyor. Yatılı okula geldiğinizde terbiyesiz öğrenci olabiliyorsunuz. Karşı çıkmanız, bir şeyi yapmamanız, kurala uymamanız. Ama hocam ben yeteri kadar çalıştım, daha çalışmayacağım dediğinizde çalışacaksın diyor. Yoksa birden ne oluyor? Tembel bir öğrenciye dönüşüyorsunuz. Ama çocuk gerçekten de çalışmış olabilir. O yüzden bu kurumların kendi kullandıkları terminolojinin hem karşıyı nasıl nesnelleştirdiğini hem de oradan gelen cevabı, etkileşimi nasıl kapattığını, görmemez hale geldiğini vurguluyor. Aslında orada bir belirti var ama siz onu zaten görmüyorsunuz bile. Burası da kıymetli. Tabii bütün bu tartışmalardan sonra diyeceksiniz ki peki Goffman ne öneriyor? Goffman diyor ki ya ben bu sorunları anlatıyorum ama ben onun yerine şöyle bir yöntem olsa sorun çözülür diyemem. Yani onu ama gördüğüm şey bu her zaman hastanın sorunları çözmeye yönelik değil diyor. Mesela bir örnek veriyor. Isıran bir hasta vardı. Değil mi? Yandakilerini falan ısırıyor. Mesela daha sonra bu hastanın dişleri çekiliyor. Ama bu dişlerinin çekilmesi ısırmanın tedavisi olarak kodlanıyor diyor. Kurum açısından evet artık kontrol edildi ve ısırma sorunu yok. Ama hasta açısından nasıl? Dişleri çekilmiş bir hasta. Yani bu tedavi diye yani ısırma için dişler çekildi desek başka bir ifade olacak. Ama tedavi edildi dediğinizde olumlu bir işlem yapıldı. Çoğu zaman mesela tedavi etmek denilen şey bir hücreye kapatmak olabiliyor. Hocam çok teşekkürler. Bugün de Goffman'ı konuşmuş olduk. Goffman gerçekten bugünü anlamak için de ve ne kadar güncel ki bugünkü birçok sorunlarımızla aslında aynı etkileşim ve gerilimi devam ettiriyor. Dediğiniz gibi çözüm konusunda kimse bir şey söylemediği için tespitler yapılmaya devam ettiğinden çözüm henüz yok görüldüğü kadarıyla. Belki ileride olacak. Çok teşekkürler. Bir de aslında şey istiyorum ben son olarak izleyicilere, yani 2 programdır Goffman'dan bahsediyoruz. Yani eğer okumak ve daha derinden Goffman'ı öğrenmek isteyenler varsa, çünkü bu programlar özellikle bu son dönemde biliyorsunuz artık hep dijital ortamda da yayınlanmaya başladılar. Ne okusunlar, ne önerirsiniz? Bunun da önemli olduğunu düşünüyorum. Bazen böyle talepler de alıyoruz. Evet, yani Goffman'ın 4-5 tane çalışması Türkçe'ye çevrildi. Yani ben onları doğrudan okumalarını tavsiye ederim. Ve damgalama da güzel bir çalışma. Yani bundan sonra takip edilecek bir çalışma sıraya bakarsak. biraz bazen okuması zor ama Goffman'ın analitik yeteneğini görmek açısından da kıymetli diye düşünüyorum. O yüzden çünkü böyle her incelediği konuyu detaylandırıyor, yeni kavramlar kullanıyor, onları üzerinden açıklamalar yapıyor. Ama doğrudan kendisini okumak daha kıymetliymiş gibi geliyor. Çünkü o örneklerde de güzel şeyler yakalıyorsunuz. Günümüzden örnekler bulma anlamında örneklerde daha ilginç şeyler çıkıyor. Böyle genel anlatıldığınızda fazla bir şey çıkmıyor yazık ki. O yüzden bence doğrudan Goffman okumaları daha iyi. Evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak.